Her ay kadınlar adet kadamasıyla birlikte o ay kendini gebeliğe hazırlayan rahim duvarını yani endometriyumu dışarıya atarlar. Bu dokunun rahim dışı herhangi bir yere yerleşmesine biz endometriozis deriz. Endometriozis en sık yumurtalıklara, tüplere ve pelvis dediğimiz yapının yüzeyini kaplayan zara yerleşir. Nasıl endometrium her ay kanarsa, endometriozis odakları da her ay kanayan odaklardır. Eğer bu yumurtalığa yerleşir ve burada kanama yaparsa bir süre sonra yumurtalık dokusunda kist oluşumu gözlenir. Biz bunlara çikolata kistleri diyoruz. Eğer tüplerde ya da karın zarına yerleşirse ve burada kanama meydana getirirse bir süre sonra kanın etkisiyle oluşan iritasyona bağlı yara dokusu oluşumu takip eden adezyon dediğimiz karın içi yapışıklıklar oluşabilir. Endometriozis karşımıza en sık çıkan semptomu pelvik ağrıdır. Genellikle hastalarda sekonder dismenore yani ikincil ağrılı adet denilen ağrılarla karşımıza çıkar. Bu tür hastalarda adet boyu devam eden ağrılar vardır ve ay ay şiddetleri artmaktadır. Ayrıca ilişki sırasında ağrı diğer bir semptomudur. Diğer ve hastaların en sık kaygı duyduğu semptom ise kısırlığa neden olmasıdır. Hem yumurtlamayı, hem yumurtlama kalitesini, hem tüplerden geçişi, hem de döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesini bozarak kısırlığa neden olabilirler. Fakat her endometriozis hastasında kısırlık olacak diye bir neden yoktur. Eğer polikliniğe bir hasta bize benim çocuğum olmuyor diye başvurduğunda mutlaka aklımıza getirilmesi gereken bir tanıdır. Endometriozisin tedavisinde semptoma yönelik tedavi yapılmalıdır. Burada tedavi yöntemleri ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi olarak sınıflandırılır. İlaç tedavisinde ilaçlarla yaptığımız şey aslında iki türlüdür. Eğer biz kanamayı durdurursak o zaman endometriozisde iyileşme gözlüyoruz. Kanamanın durduğu iki fizyolojik olay vardır. Bunlardan bir tanesi gebelik, diğeri ise menopozdur. Bizim ilaçlarla hedeflediğimiz şey ya yalancı menopoz ya da yalancı gebelik yapmaktır. Diğer tedavi yöntemi cerrahi tedavi yöntemidir. Bunlar açık ya da laparoskopik operasyonlarla yapılabilir. Burada hastanın yaşı tedavi yaklaşımımızı artı çocuğu olup olmaması tedavi yaklaşımımızı etkiler. Eğer hastada ciddi pelvik ağrı ya da cinsel ilişki sırasında ağrıları var ise o zaman oluşan odakların çıkartılması ya da bir çikolata kisti varsa onun çıkartılmasına yöneliktir. Eğer hastanın çocuğu yoksa mutlaka profilaktik cerrahi tedavi yani koruyucu cerrahi tedavi yapılmalıdır. Çünkü hastanın over rezervine yani yumurta kapasitesine zarar vermemek gerekmektedir. Eğer hasta bize kısırlık şikayetiyle başvuruyorsa hastayı değerlendirmek, over rezervini değerlendirmek gerekir. Eğer over rezervi kötü olan hastalarda küçük endometriyoz odakları varsa hasta tüp bebek ile tedavi edilebilir. Hiçbir cerrahi işlem uygulamadan eğer büyük endometriozisi varsa ve sıkıntıları varsa cerrahi tedavi, koruyucu cerrahi tedavi ya kistin boşaltılması ya da kistin olabildiğince kapsülünün çıkartılması şeklinde olmalıdır. Cerrahi tedaviden sonra 6 ay mutlaka çocuk tedavisi için beklenilmelidir eğer hastanın yaşı da uygunsa. Çünkü cerrahi tedavi sonrası hastaların %40'ı kendiliğinden gebe kalmaktadır.